Arabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Karabük'te çocukluktan beri hayvancılık yapma hayali kuran engelli Bülent Çaylı ile Zeynep Tatar, İşkur Unhibe desteğiyle besi çiftliği kurarak kendi işlerinin patronu oldu. Yenice ilçesine bağlı Kayadibi köyünde yaşayan %44 engelli kalp ve solunum hastası Bülent Çaylı ile Kalaycılar Mahallesi'nde oturan %55 engelli Zeynep Tatar, çocukluklarından beri besici olmak istiyordu. Hayallerini gerçekleştirmek için İşkur Unengellilere ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği projesine başvuran Çaylı ve Tatar, üçer inek alarak küçük çiftlik kurdu. Bundan 2 sene önce, çok sağ olsun, Allah razı olsun, İşkur'a bir proje verdim. Kendilerinden bir nakdi destek olarak hayvancılık desteği adı altında bir proje gerçekleştirdim. Bu projenin sonucunda bana İşkur yetkilileri ve çalışanları belli bir miktarını söyleyebilir miyim? 38 bin lira kadar bir yardımda bulundular. Ben de buna istinaden hayvanları aldım. Faturalarını, her şeylerini kendilerine beyan ettim. Ve sonuçta hayvancılığa bir başlamış oldum. Kesinlikle çok da memnunum. Allah bin kere razı olsun devletimizden. 3 tane hayvan aldım ama ben onu 3 olarak değil de şu anda eğer biriktirse bunlar satılmasaydı onun üzerine hayvanım olacaktı. Sadece bunlardan kaynaklı. 7 tane buzağlarını aldım. Severek yapıyorum. Gerçekten severek yapıyorum. Çünkü onlar benim şu anda hayatım. Tamamen benim istikbalim. Öyle diyelim. Yani imkanım olsa da daha fazlasını yapabileceğim. 2 yıl önce İşkur'dan 3 tane inek aldım. Aldığımda inekler hamileydi. Şu anda doğum yaptılar. Bakıyoruz elimizden geldiğince. Bu çalışmada bize yardımcı olan İşkur'a teşekkür ederim. Memnun kaldım, evet. Şu anda inekler doğum yaptı. Sütü sağılıyor. Sütünü değerlendirebiliyoruz. Peynir yapıyoruz. İşte yoğurt mayalıyoruz. O şekilde değerlendiriliyor. Yani memnunum çok şükür. 3 yıl içerisinde 4 tane. 4 tane buzağı oldu. Onları sattınız galiba, değil mi? Hayır, satmadık. Bakılıyor. Daha büyütülüyor. Kurbanı bekliyorlar. Evet, İşkur olarak engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlere kesilen idari para cezalarını değerlendiren bir komisyonumuz var. Bu komisyon bu kardeşimize yapmış olduğu projeden dolayı 38 bin lira hibe desteği vermişti. Biz de bunu kendisine önceki yıl ödemiştik, bu hibe desteğini. Şimdi de tekrar kontrole geldiğimizde evet, yani hem hayvanların yerinde durduğunu hem de bunlardan azami derecede faydalandığını gördük. Zaten bu projenin amacı da bu. Özel politika dediğimiz bizim gruplarımız var. Adlandırdığımız bu gruplarda eski hükümlüler, engelliler bu anlamda iş kurum projelerinden, hibe desteklerinden yararlanıp kendi işlerini kurabiliyorlar. Burada da bu amaç hasıl olduğu için aslında biz çok mutluyuz. Çok da doğru bir iş yapılmış olmuş. Yine önümüzdeki Haziran ayı sonunda, Temmuz aylarında da yine yeni hibe destekleriyle ilgili başvurularımız başlayacak inşallah. Ben bütün bu iş yapmak isteyen, kendi işini kurmak isteyen, gerek hayvancılık gerekse diğer ticaretle ilgili uğraşacak engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza da hibe desteğinde çağrıda bulunmak istiyorum. Şu anda bir engellinin 65 bin liraya kadar hibe desteğinde yararlanması mümkün. Aynı zamanda bir eski hükümlünün de 15 brüt asgari ücret kadar tutarında da yine hibe desteğinden yararlanması mümkün. Ben vatandaşlarımızı ve bu anlamda engelli kardeşlerimizi hibe desteklerine başvuruya çağırıyorum. Ceylan'ım, güzel kızım benim. Gel, gel kızım. Gel. Kızım benim. Bunlar benim canlarım ya. Kızım benim. Gel.